Hitit İmparatorluğu'nun ortadan kalkmasına rağmen Güneydoğu eyaletleri aşağı yukarı 500 yıl boyunca Hitit kültürünü yaşatmayı sürdürdüler. Asur kayıtlarında Suriye ve Toros dağları Hatti ülkesi olarak belirtilmeye devam etti. Geç Hitit krallıkları ise bulundukları bölgelerde üzerlerinde Hitit hiyeroglifleri bulunan birçok kaya anıtları diktiler. Bütün bunlardan yola çıkarak kuzeyde Malatya'dan güneyde Filistin sınırlarına kadar olan bölgelerin Asur egemenliğine geçmesine kadar geç Hitit krallıkları vasıtasıyla Hitit kültür ve geleneklerinin etkili olmaya devam ettiği söylenebilir. M.Ö. 12. yüzyıl boyunca Suriye, Hitit eyaletlerinden gelen ve Hitit uygarlığını benimsemiş Hurrili halklar tarafından istila edilmişti. Tek bir önderin komutasında örgütlenmiş değildi ve çok sayıda bağımsız küçük krallığın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Hattuş'a düştükten sonra bölgeye gelen ilk Asur kralı 1. Tiglat-Pileser'di. Sonrasında Asur'un tekrar bölgeye gelmesi çok uzun yıllar almıştı. Bu dönemde Arami aşiretleri Suriye'de krallıklar kurdular. Bunların ilk ve en güçlüsü Damaskos yani Şam'dı. Tilvarsip, Yadiya ve Arpat hanedanlıkları devrilip yerine Aramiler geçti. Yadiya'nın ismi Sam'al olarak değiştirildi. Tilvarsip ve Arpat da Bit Adeni ve Bit Agusi isimlerini alarak yeni krallıkların başkentleri oldular. Aramiler yazı yazarken Aramice ve Fenike dilini kullanıyorlardı. Diğer Hitit hanedanları varlıklarını korudular ve Hitit hiyeroglifi kullanmaya devam ettiler. Asur krallarının Arami ve Hitit krallıklarından vergi almaları oluşan refah ve bolluğu etkilemedi. Hitit kültürü güneye doğru Filistin'e kadar yayıldı. Hitit paralı askerleri Uriya ve Ahimelek'te Musevi ordularında çalıştılar. Asur yeniden güç kazanarak Asur-Nasirpal döneminde Suriye seferleri düzenledi. Fırat Nehri'nin doğusundaki toprakların neredeyse tamamının kontrolünü ele geçirdi. Asur kralı Karkamış önlerine geldiğinde Karkamış kralı vergi vermeyi kabul etmek zorunda kaldı. Asur ordusu Suriye'ye doğru denize kadar ilerledi. Karşısına çıkan diğer Hitit krallıkları Karkamış gibi vergi vermeyi kabul etmek zorunda kaldılar. Asur kralı 3. Salmaneser döneminde kuzeyde Fırat'ı geçtiği zaman Hitit krallıkları arasında bu büyük güce karşı birleşme girişimleri oldu. Karkamış, Patina, Bit Adini ve Sam'al birleştiler. Ancak bu direnç yetersiz kaldı. Asur'un gördüğü ilk etkili karşı koyma Hamat ve Damaskos krallıklarından geldi. Asur ile karşı karşıya gelinen savaşta birleşik kuvvetler ağır hasar verdilerse de Asur'un seferden vazgeçmesini başardılar. Fakat ilerleyen zamanlarda Asur, Hamat'ı ele geçirip Damaskos'a yaptığı seferlerle de güçsüz duruma düşmesini sağladı. Bu sırada ortaya çıkan yeni bir güç Asur'un dikkatini başka yöne çevirmesini sağladı. Urartular. Kuzey Suriye Hitit devletleri Melit, Gurgun, Sam'al, Patina, Arpat, Karkamış, Kummuhu ve Kuye Urartu'nun destekçisi oldular. 3. Tiglat-Pileser Asur tahtına geçtiğinde tüm Suriye'de düzeni yeniden sağlamak üzere sefere çıktı. Urartu kralı Sardori, Suriyeli vassallarının da desteğiyle Asur'un karşısına çıktıysa da ağır bir yenilgiye uğradı. M.Ö. 704 yılında bütün Suriye devletleri Asur egemenliğine girdi. Ancak 2 yıl sonra Suriye'de yine isyan çıktı. Bunun üzerine Asur ordusu Suriye'ye acımasız saldırılar gerçekleştirerek tüm Hitit krallıklarını ortadan kaldırdılar. Böylece Kuzey Suriye'deki Hitit devletleri son buldu. Geç Hitit devletlerindeki kral isimlerinin çoğunun Hitit kral isimlerinin değişikliğe uğramış hali olduğunu söylemek mümkündür. Bu da bu devletlerin kendilerini Hitit'in devamı olarak gördüklerinin bir diğer işaretidir. Küçük kentler ve dar alanlarda kurulan devletler Asur'a karşı zaman zaman ittifak yapsalar da çoğunlukla güçsüz kalmışlardır. Başlarındaki kralların yetkileri tam olarak bilinmemekle birlikte savaşlarda orduyu yönettikleri, barış dönemlerinde rahiplik görevi yaptıkları ve ayrıca yargıç olarak da var oldukları kabartmalar üzerine yapılmış betimlemelerden anlaşılmaktadır. Orduları hakkında yazılı belgelerde bilgiye rastlanmaz. Ancak kabartmalardan anlaşıldığı üzere ordularında süvariler de yer alıyordu. Yaya askerleri ok, yay ve mızrak taşır ve savaş arabalarında iki asker bulunurdu.